Öğren yapabiliyor musun? Saçımı sıktı yalnız. Biraz açık kalsın, sonra tamamen bağlayacağım. Ama şey, öteki türlü de sırtım yandı, ensem yandı. Nasıl yandı abi? Vallahi yandı. Dur, toparlayayım chat. Bir dobarlan, bırakma kendini bir dakika. Dobarlan, bırakma kendini. İşte o karı gibisin he. Vallahi çıtır be. Karı gibine. Ananı. Buna krem vuruyorsun oğlum, tamam mı? Buradan vuruyorsun kremi, böyle sallıyorsun bunu. Böyle bırakıyorsun sonra. Benim saçlar kabarık ve kıvırcık. Bir de üstüne açtıktan sonra böyle oluyor. Ya, kusura bakmayın ama. Ben ne anlatıyorum seni? Kurtuluşta bir abi var. Bir alıyor da alıyor. Bir rahatlasın ya. Bak mesela böyle bağladıktan sonra çok dolanıyor da saçım maalesef. Şurayı şöyle kapat. Şunu da şöyle al. Şöyle alacağım. Ha, böyle vuracağım. Buraya krem vuracaksın. Sütlü kremler oluyor arkadaşlar böyle. Brodeinli. Onlardan vuracağım buraya böyle. Kıvır kıvır oluyor. Saçın kıvırcıksa kıvır kıvır oluyor. Şöyle bak. Böyle. Şu hareket. Değil mi aşkım? Yanlış yapmıyoruz. Şu hareket. Şurada. Şöyle. Yukarıya doğru. Dur bakayım. Düzeldi mi? Bak bu tarafı kıvırcık mı? Bak bakalım. Şurası kıvırcık mı yoksa şey mi? Düz mü? Emin misin? Evet. Her yeri kıvırcık olmalı, anladın mı? Saçın kıvırcıksa her yeri kıvırcık olmalı. Sen yalancı kıvırcıksın. Çakma kıvırcık tabii ya. Munipe, Munip aramıza katılmış. Sağ olsun, Dadas hediye etmiş ona. Tamam, bu biraz toparlar. Okey. Bu biraz açık para kalsın, sonra bağlayacağım. Markası ne? Fark eder mi? Bence etmez ya. Saçın kıvırcıksa zaten oluyor. Düz saçlıyı kıvırcık yapmak nasıl oluyor onu bilmiyorum ama. Çok uzadı saçım ya. Bayağı uzadı. Yani saçımı tarayınca saçım buralara falan geliyor benim. Bayağı aşağıya da gidiyor. Çünkü kıvır kıvır o birazcık uzunluğunu alıyor ama çok kestiremiyorum da şimdi. Ben aslında kısa kullanacağım yakın zamanda. İstiyorum. İrem istemiyor pek ama. Niye istemiyor? Çok güzel saçların çünkü. Ya, ama çok zor böyle kullanması gerçekten. İşte zor yani. Değil. Sadece topluyorsun ve bitiyor ya. Nasıl zor ya? Sen kadın olsan ne yapardın acaba? Fazla dökülüyor. Ya aslında fazla dökülmüyor. Yani orada olan olay şey olmuş oluyor. Nedir onun ismi? Saçın çok uzun olduğu için bir tane dökülüyor. Sen onu 3 tane gibi görüyorsun mesela. Veya böyle 4... Ben bazen şey diyor, psikolojim bozuluyor abi. Öyle bir saç dökülüyor ki banyodayken. Ama aslında o senin günlük olarak düşürdüğün saç sayısına tekabül ediyor. Ve şey olmuyor. Nedir onun ismi? Bir sıkıntı olmuyor. Uzun saçlı adam saç dökülüyormuş gibi durur. Ama öyle olmaz aslında. Orman kanunları. Saçlar bir ayda veya bir buçuk santim uzuyor. Saçı hızlı uzatmak için önerebileceğim ürün var mı? Abi önerebileceğim ürün peygamber sabrı. Çünkü saç uzarken sabırlı olmazsan şey yapamazsın. Var mı tekniği? Yani sabır en önemlisi bu arada. Dışarıdan yaptığın hiçbir şeyle etkileyemezsin bu olayı. Yiyerek mi? Vay. Ege Fitness. Çok iğrenç bir şey olduğu için ben yapamıyorum. Back in business. Maya içmen lazım. Bu kanıtlı mı? Evet. Gerçek, real yani. Real. Kuru maya var ya. Onu... Onu sürmüyorsun bile. Yapıyorsun sadece. İçeceksin. Yok yapamazsın bunu. Herkes İğrenç yapamaz. İğrenç yani. Bilmiyorum nasıl yapabilirsin. Ne oluyor? Ayda boost'u ne kadar oluyor? Bilmiyorum. Ne kadar herkese göre değişir. Ya da biyotin içebilirsin. Ekstra takviye. Maya ne alaka bilmiyorum. İçim kabaracak sonra. Tabii ya. Aynen. Ekmek olacak içinde değil mi kanka o maya? Pişiyor falan. Niflheim oynayan var mı? Yok sanırım. Giyotin değil arkadaşlar. Biyotin. Protein alman lazım fazlaca. Bilmiyorum onunla alakası var mıdır? Şeyle. Protein alınca fazla öyle bir şey. Bilmiyorum. Saçlar proteinle besleniyor diye biliyorum ama. Onu da Badici abilerden duyduyduk. Abi benim saçlarım da uzun, bağladığım zaman çok kırık çıkıyor önden falan. Ne yapabilirim? Onların uzamasına müsaade etmek gerekiyor diye biliyorum ben. Değil mi? Bebek saçı denmiyor onlara kırık dediği saçlar. Evet.
Kırık başka. Önden kırık çıkıyor diyor adam. Önden çıkacak kırık bilmiyorum. Hayır, kırık dediği şey kopan saç demek. Ha, ne yapabilir ona? Kırıkları aldırma, yan makas mı diyorlardı, ara makas mı diyorlardı? Ya ona bir şey yapmayacak abi. Çok toplarsan kırılır. Kanundur bu. Orman kanunları. Ya da taramanda sıkıntı olabilir. Saçları ucundan tarayacaksın, yukarı doğru çıkacaksın. Yoksa kırılır. Ve çok sıkı... Ara makas, ara makas. Çok sıkı bağlarsan da kırılır. Çok işlem uygularsan, düzleştirme vesaire, onlar da kırar. İyi bakacaksın saçına. Kırılan saçı geri kopup yapıştıramazsın. Aynen öyle. Saçların kaç aylık artık söylemiyorsan kendimi keseceğim. Kaç aylık değil ya. Yani sene abi. Bilmiyorum. Benim 1,5-2 sene sürmüştü. Bu uzunluğa gelmesi hiç kestirmedim. Diyeceğim hayır ya. Bir dakika. Benim evlilikte bir kestirdik işte seninle. Ne kadar oldu biz evlenene? 2 seneye yakın oluyor herhalde. Yok. 1,5 sene 2 seneye doğru gidiyor. Bile olmadı daha. Ama kestirdiğimde kısacık değildi. Yani yani saldığımda şurama falan geliyordu. Eğer böyle kıvırcık falan olmasa, saçımı çeksem, uzunluğuna baksam. Burama vesaire gelir. O uzunlukta kestirdim. Şimdi buramda 1 sene 3 ay falan sürdü herhalde buraya gelmesi. Bilmiyorum yani. Evet, minimum 1 sene gibi gözüküyor bu arada. Bağlanacak bir saça şey yapmak. Kadınlarda daha mı farklı, daha mı değişiktir onu bilemeyeceğim ama kesinlikle hani erkeklerde minimum 1 sene. Kadınlarda da aynıdır ya. Niye? Onlar daha, sizde daha hızlı uzuyor diye bir şey yoktur herhalde. Onlar da aynıdır. Ama kadınlarda şöyle bir şey var. Belli dönemlerde hormonlardan dolayı boost oluyor. Belli dönemlerde bildiğimiz belli dönemler mi? Yoksa öyle belirli dönemler mi? Mesela evli olmadan önceki hafta çok hızlı oluyor mesela saçlar. Ha. Sadece saçlar değil, tüyler mesela. O yüzden de boost olmuş oluyor değil mi? Tüylerin geri iniyor mu peki yoksa uzuyor mu? Hayır, aynı şey. Ne bileyim böyle kurt adam gibi. Tabii canım. Tırnaklarımız da geri geliyor. Bakın, tamam. Askerlik için 5 senelik saçımı kestim. Ben de onu çok şey yapıyorum ya. Şimdi askere gideceğim falan, ne olacak bilmiyorum. Bir de yukarı doğru bağlamayın. Uzasın saç, arkaya doğru bağlanmalı. Lan ne alaka? Böyle bir şey olabilir mi ya? Saçı yukarıya doğru bağlarsan uzamaz. Öyle olma. Bakayım ortadan bağlayabildim mi? Bak ortadan bağlanmamış. Bunu buraya doğru aldık. Orta oldu. Bitti. Bitti gitti ya. Bitti gitti sünnet ya.